Merhaba. Bazı konular çabuk eskiyor. Üç gün konuşulup unutuluyor. Halbuki Sedat Peker'in son Mesut Yılmaz'ın kumarhane macerasından bahsetmesi böyle bir olay değildi. Yılmaz'ın burnunu kim kırdırdı? Peker bu konuya girmedi. Saldırgan Veysel Özer de mi? Kim azmettirmişti mesela? Olay 24 Aralık 1996'da yaşandı. Ankara'da başbakanlık muhabiriydim. Erbakan Başbakan Tansu Çiller Koalisyon ortağıydı. Mesut Yılmaz ana muhalefet lideriydi. 28 Şubat MGK'sına 2 ay kadar vardı. Ülke hayli gergindi. Böyle bir atmosferde Yılmaz'ın Budapeşte'de bir otel lobisinde saldırıya uğradığı duyuldu ve haber çabuk yayıldı. Ankara'ya burnu bandajlı olarak döndü. Saldırı olmasa kimse Yılmaz'ın Macaristan'da kumar molası verdiğini bilmeyecekti. Yılmaz bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Konu aile arasında sır olarak kaldı. Sedat Peker'in anlatımından öğreniyoruz ki Mesut Yılmaz'ın kumar görüntüleri varmış ve Peker bununla şantaj yapmış. Yılmaz Peker'i cezaevinden kurtarmakla kalmayıp 5 milyon dolarda ödeme yapmış. Aracı Mehmet Cengizmiş ki o yıllarda Yılmaz'ın müteahidiydi. Ertuğrul Özkök bir yayında Cengiz'le yan yana gelmiş, ben size çete denmesine çok üzülüyorum demişti. Peker Mesut Yılmaz'ı deşifre ederken Özkök'ün geçmişte ve bugün Cengiz'den prim aldığını iddia etti. Ertuğrul Özkök Aydın Doğan dışında kimseden ücret almadım demesine rağmen kamuoyunu inandıramadı. Çünkü artık rüzgar başka türlü esiyor. Şimdi Ramazan bayramına gidelim ve tekrar soralım. Ertuğrul Özkök İmamoğlu ekibine Nasıl dahil oldu? Soru budur esasen. Kurban Bayramını geride bıraktık. Öncesindeki Ramazan Bayramında 3 Mayıs 2022'de Ekrem İmamoğlu Karadeniz'e 2 günlük bir çıkarma yapmış. Basın otobüsüne aldığı isimler büyük tartışma koparmıştı. Bu tür gezileri sürdüreceğiz dedi ama arkası gelmedi. O otobüsteki isimlerin büyük bölümünü tanıyorum. Kimiyle yan yana çalıştım, kimiyle ailecek görüştüm. Nagihan Alçı, Murat Ongun ve Abdülkadir Selvi'yi 9 Mayıs 2022 tarihli analizde anlatmıştım. Şimdi yeri geldi, diğerleriyle devam edelim ve listeyi tamamlayalım. Ertuğrul Özkök Hacettepe'de sosyoloji doçenti iken 40 yaşında gazeteciliğe Moskova temsilcisi olarak hürriyette başlamış, ardından Ankara temsilcisi olmuş, Çetin Emeç'in öldürülmesiyle gazetenin başına geçmiştir. Medya'ya paraşütle inen gazeteciler içerisinde arayı kapatan nadir örneklerdendir. Bir gün biyografisi yazılırsa efsanevi yayın yönetmeni denmeyecek. Bana göre Hürriyet'in kuruluş amaçlarına en yakışan genel yayın müdürü olmuştur. Ertuğrul Özkök devletin resmi yayın organı Hürriyet'i ana akım kamu gazetesi olarak şahane ambalajlamıştır. Baba Ali'de siyasetçilere tepeden bakılan biz hancıyız, bunlar yolcu akımının ete kemiğe bürünmüş halidir. Apoletlerinin sökülmesini kaldıramadı. Karnı şiş gidecek. Özlem Gürses Ottü mimarlık mezunu, İngilizcesi çok iyi, bulunduğu noktaya tırnaklarıyla gelmiş biridir Özlem. Cem Uzan birkaç aylık kampanyayla 2002 seçimlerinde %7'yi aşıp DYP ve MHP'yi barajın altında bırakırken yani bir anlamda bugünlerin taşları döşenirken genç parti otobüsünde Star TV adına Uzan'ı izleyen muhabir Özlem Gür sesti. Aynı Özlem 12 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin İhsanoğlu'nun kampanya ekibindeydi. Şu günlerde ne zaman denk gelsem ifade ettiği görüşlerine şaşırıyorum. Bana İstanbul'daki son yıllarımda sokakta yürürken yolumu çevirip yanaklarımdan öpen Kemalist teyzeleri hatırlatıyor. İsmail Saymaz. Önce iş kazaları haberleri, ardından Alevi mahallelerinde yaşanan kanlı olaylarda iz takibiyle önlendi. Kaynakları etkin taraması ve tartışırken güçlü argümanlarla muhataplarını iknası göz dolduruyor. Kimi gazeteci kalemi, kimi gazeteci kelamıyla dikkat çeker. Can Dündar'ın kalemi daha güçlüdür mesela. İsmail hitabetiyle mühim bir taraftar kitlesine sahip. Türkiye standartlarını özümseyip içine sindirmiş, basın yayın borsasında inen çıkanları iyi takip eden biridir. Doğru çubukları çeker. Ülke realitesi budur. Akif Beki İslami mahalleden gelir. Ailesinde Abid, zahit epey isim vardır. Başından beri Erdoğan'ın yanında oldu, kitabını yazdı. Basın müşavirliğini yaptı. Hatta bir dönem sözcülüğünü üstlendi. Başbakanlıkta akreditasyon uyguladı sarı basın kartı sahibi gazetecileri kapıdan sokmadı. Kimini kolluk güçlerine ihbar etti. Gazetecilik sicili bu yönüyle ağır kusurludur. İslami mahallede ana akım medyaya karşı hep bir zaaf hatta aşağılık kompleksi olmuştur. Doğan grubunda çalışmak, CNN Türk'te program yapmak, hürriyette yazmak hayaliyle yanıp tutuşurlar. Akif Beki hepsini Erdoğan kontenjanından yapan talihli bir İslamcıdır. Ne çare, iktidarla arasına mesafe koymaya çalışınca pozisyonlarını yitirmiş, Davutoğlu medyasında kürkçü dükkanına geri dönmüştür. Ne şimdi ne de sonra, içinden çıktığı sisteme esaslı bir eleştiri beklemek abestir, zaman kaybıdır. Yeri geldikçe Babali sakinlerini anlatmayı sürdüreceğim. İçlerinden bu analizlere rastlayıp canı sıkılanlar olacak biliyorum. Fakat müsterih olsunlar, şöhretlerine halel gelmeyecek. Ve rahat olsunlar, ancak ölüm döşeğinde veya ölünce taşlanacaklar, hıncalı uç gibi.''